Herkese merhabalar. Ben Barış Doğru. EkoIQ ve İklim Haber adında iki tane site ve derginin yayın yönetmeniyim. 12 yıldır sadece bu alanla ilgileniyorum. Ayrıca bu konuda başka bilgi notları da üreten bir küçük düşünce kuruluşumuz var Ekologos isminde. Ve sürdürülebilirlik ve iklim krizini tüm boyutlarıyla anlamaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Aslında temel işimiz bu. Bugün de bunu burada ben aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu sürdürülebilirlik nereden çıktı bu sürdürülebilirlik lafı çok bana uzun yıllar. Biraz şimdi daha azaldı bu soru. Ama uzun yıllar bana çok soruldu. Bunun çok basit bir cevabı var. Sürdürülemezlik. Yani insan uygarlığının sadece çevresel değil, bu sürdürülebilirlik biliyorsunuz aslında üç ayaklı bir şey. Ekonomik, sosyal ve çevresel olarak ele alınıyor. 1987'deki Brundtland raporundan beri bu çevresel ve toplumsal sorunları ve ekonomik sorunları birlikte ele almanın adı ve dünyanın yaşadığı bu üç alanda da bir kriz var. Yani hem çevresel, hem sosyal hem ekonomik. Bu 1970'li yıllardan beri aslında kendisini hissettiren bir şey. Bu konuda birçok araştırma çok önceden hani şu anda çok popüler olan hani bir dünya bize yetmiyordu. 1970'li yıllardan beri dünyanın çeşitli araştırmacıları aslında bir şekilde anlattılar. Anlatmaya çalıştılar dünya kamuoyuna. Ama ne yazık ki biz sadece Türkiye değil, dünya içinde bu geçerli. Türkiye belki biraz daha da gelişmiş Batı ülkelerine göre biraz daha geriden izliyor. Ama genel olarak dünyada bilim insanlarına yeterince kulak verilmedi. Ancak sorunlar iyice hissedilene kadar artık atlatılamayacak, gözden uzak tutulamayacak hale gelene kadar da bu böyle devam etti. Pandemi de böyle aslında biliyorsunuz. Pandemi ile ilgili de bilim insanları bu konuda çeşitli pandemilerin oluşabileceğine dair uyarılarda bulunmuştu. Ama aynı şekilde o da dinlenmedi. Başımıza geldikten sonra ne yazık ki bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Ama artık sürdürülebilirlik ve iklim krizi bu dünyanın, bu gezegenin her parçasını değişik şekillerde etkiliyor. Ve hem iş yapış biçimlerimiz hem de gündelik hayatımız, hem de çocuklarımızın ve ondan sonraki kuşakların geleceğini doğrudan etkiliyor. Bu daha çok sürdürülebilirlik zaten tanımında şöyle bir şey var. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayacak şekilde bir hayat kurmak, bir iş yapma biçimi oluşturmak, gündelik hayat oluşturmak üzerine kurulu. Ama şunu da ne yazık ki söyleyebilirim ki size, iklim krizi, daha başka tabii çevresel sorunlar, bunun çevresinde örülmüş birçok başka çevresel sorun var. Ama bunların başında hepsinin belirleyicisi ve hepsini çok çok daha güçlendiren iklim krizi artık bugün burada. Yani her coğrafyayı doğrudan etkiliyor. Bunu gündelik hayatımızda çok net bir şekilde hissediyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve iklim krizi eğitimi aslında ben şöyle diyorum, 21. yüzyılın bir hayat bilgisini. Yani bundan sonra nasıl yaşayacağımız, nasıl üreteceğimiz, nasıl kurumlar oluşturacağımız temel belirleyecek bir şey. Ve şunu söyleyeyim, bu eğitim, bu yaptığımız eğitimi çok net olarak söyleyeyim. Şu anda Türkiye'nin en büyük şirketleri, holdingleri, bütün yöneticilerine, bütün CEO'larına şu anda bu eğitimleri verdiriyor. Yani daha önce hani işletmeyle ilgili eğitimler alan yöneticiler şu anda bu eğitim alıyor. Çünkü bu dediğim gibi bütün iş yapma ve gündelik hayat pratiklerimizi doğrudan etkileyecek, değiştirecek bir süreç. Dolayısıyla insanlık, uygarlık, hepimiz buna uygun bir şekilde değişmeliyiz. Bunu değişimi de yaşamak için, yapabilmek için bunu çok iyi anlamalıyız. Şimdi bugünkü eğitimde ben 2 saatlik bir eğitim, 1 saat biraz bu işin nereden geldiğini, nasıl buraya geldik,
Yani dün, bugün kısmını anlatmaya çalışacağım. İkinci kısımda küçük bir ara veririz. İkinci kısımda da daha çok geleceğe, yani ne yapacağız? Ne yapacağız ki? Çünkü gelecek oluşmuş bir şey değil. Geleceğin ne olduğunu kimse tam olarak bilemez. Ama eğilimleri biliyoruz. Fakat bu eğitim de dahil olmak üzere geleceği biçimlendirecek olan işte bu eğitimler, bu algı değişikliklerimiz ve bunu gündelik hayata ne kadar aktarabildiklerimiz. Çünkü geleceği bunlar belirleyecek. Şimdi nereden geldiğimizi biraz anlatalım. İnsan uygarlığı aslında biliyorsunuz tarım devrimiyle başladı. Daha önce de insanlar yeryüzünde vardı ama avcı ve toplayıcı olarak yaşıyorlardı ve dünyayı değiştirmiyorlardı aslında. Diğer hayvanlar gibi belli bir sistemin içinde belli bir etki bırakmadan ya da çok kısıtlı etkiler bırakarak aslında devam ediyorlardı hayatlarına. Ama tarımla birlikte biz dünyayı şekillendirmeye, değiştirmeye başladık. Fakat bütün bu uygarlığı var eden de işte bugün iklim değişikliği, iklim krizi olarak dediğimiz şeyin yani iklimdi. Çünkü belirli bir iklim istikrarı üzerine kurulu insan uygarlığı. Bundan yaklaşık 100 bin yıl önce diyelim bir iklim istikrarı oluştu. İnsan uygarlığının özellikle de tarıma geçişinin mümkün kılmasını sağlayacak bir iklim istikrarı. Bu ne demek? Belirli alanlarda tarım yapabilecek, belli alanlarda yağış rejimini belirleyen, yani şu zaman yağmur yağar, şu zaman yağmur yağmaz, mevsimleri oluşturan bir aslında bir genel iklim istikrarı diyoruz buna. Bu iklim istikrarını belirleyen şey de şimdi çok duyuyoruz, karbondioksit, karbondioksit. Bu karbondioksit havadaki aslında gazlardan biri. Biliyorsunuz dünya atmosferinin %78'i azot, %21'i oksijen, %1'i de geri kalan gazlar olarak öğreniriz her zaman. Bu %1'in içinde 6-7 tane karbondioksit en önemlisi olmak üzere sera gazı var. Peki bunlara niye sera gazı diyoruz? Çünkü bir seraya girdiğinizde o inanılmaz sıcaklığı hissedersiniz. Yani içerisi ısıtılmasa bile İçerisi inanılmaz bir sıcak. Yani çünkü güneşin ışınları içeri girer ve içeriği ısıtır. İşte bu sera gazları da karbondioksit, metan ve adlarının öbürlerini öğrenmemize o kadar önemli değil. Ama ikisini bilmekte fayda var. Özellikle de karbondioksidi. Bu atmosferde belli işte milyonda bir parçacık hesabı diyor. PPM, particle per million. Çok küçük bir şey aslında. Ama bu güneşten gelen ışının atmosferde ne kadarının emileceğini belirliyor. Sera gazı denmesinin sebebi de bu. Sera gazı etkisi yapıyor yani. Bu dünyanın insandan önce, insanlar var olmadan önce mesela dinozorlar çağında çok daha yüksekti ve dünya çok daha sıcaktı. Sonra kendi jeolojik gelişimiyle dünyanın çeşitli dışsal faktörler de var. Meteorun düşmesi, dinozorları yok eden meteorun düşmesi ve başka değişimlerle belirli bir sabite geldi. Bu 280 ppm diye biliniyor. Particle per million, yani milyonda bir parçacık. Bu da dünyayı yaklaşık 14 derece sıcaklıkta sabitledi. Yani 14 derece ne demek? Dünyanın her tarafındaki, her mevsimdeki ve her saatteki sıcaklığının ortalamasını alırsanız bu 14 derece oldu. Ve yüz binlerce yıl boyunca aynı şekilde kaldı. 280, 290, 270. Yani bunun arasında oynadı. Ve o sıcaklıkta 14 derecede sabit kaldı. İşte insan uygarlığı da burada gelişti. Bütün bildiğimiz insanlık adına işte tarım devriminden başlayarak gelişen her şeyin aslında mümkün kılan bu istikrar. İşte bugün bu istikrar bozuldu. Şimdi o 280 dediğimiz rakam kaç? Şu anda hiçbir tahmin ne olan var mı? 420. 420'yi buldu.
Bu dinozorların çağından beri hiç olmamış bir şey. Yani iş bu anlamda çok ciddi. Güvenli sınır olarak da bilim insanları 350 ppm öngörüyorlardı. Ama biz onu çoktan geçtik. Ve şu andaki bütün yaptığımız bu çalışmaların aslında arkasında bu emisyon miktarını azaltmak. Peki buraya nasıl geldi? Bu emisyon, yani bu karbondioksit atmosferde nasıl birikti? Bu sefer de 300 yıl önceye gitmemiz gerekiyor. 300 yıl önce, yani sanayi devrimine gitmemiz gerekiyor. Yaklaşık 300 yıl önceye. Sanayi devrimiyle insanlar fosil yakıtları kullanabilecekleri, fosil yakıtları ve onları kullanabilecekleri bir makineyi keşfettiler. O da buhar makinesi. Yani buhar makinesi ve kömürü keşfettiler açıkçası. Bu da aslında bu şimdi inanılmaz bir enerji açığa çıkardı. Yani insanlık bundan önce o binlerce, on binlerce yıl boyunca sadece kendi emeğini ve hayvanların emeğini kullanabiliyordu. Bunun iki tane şeyi var. Başka enerji türü, bugün de bizim ihtiyaç duyduğumuz rüzgar ve su, yani yer değirmenlerini kullanabiliyor. Bunun dışında bu da çok kısıtlı bir enerji üretimi demek. O yüzden de insanlık hep belirli bir nüfusta da sıkışmıştı. Yani daha fazla artmıyordu. Çünkü o kadar nüfusu besleyecek büyük bir enerji yoktu. Ama buhar makinesiyle ve kömürün kullanımıyla tarihte görülmemiş boyutta bir enerji açığa çıktı. Ve bizim şu anda yaşadığımız bütün bu maddi uygarlığın kuruluşu aslında bununla mümkün oldu. Ben böyle hani bir ekoloji savunucusuyum ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani ben şunu söyleyemem size. Keşke biz bunu hiç kullanmasaydık. Çünkü ondan önceki hayat standartlarına baktığımızda, yani sanayi devrimi öncesi, orta çağa gitmiş oluyoruz biraz. İnsanların yaklaşık ölümü 35-40'tı. Çocuk, bebek ölüm hızı şimdinin 10 katıydı. Yani bildiğimiz şu anda, yani ona geçmişe çok özlem duyulacak bir hayat değildi. İnsanlar bunu keşfettiler ve bunu insanlığın aslında bir çeşit hizmetine sundular. Bir arkasından zaman içinde bir şey daha çok önemli. Buhar makinesi hem üretimi patlattı hem de bu üretilen ürünlerin çok uzaklara gitmesini sağlayacak iki tane daha şeyde kullanıldı. Birisi buharlı gemiler, birisi buharlı trenler. Böylece çok fazla üretmeye başlayabildik ve onları çok uzak yerlere götürebilmeyi, aktarabilmeyi sağladık. Böylelikle aslında Batı Avrupa'da aslında başlayan bu gelişme dünyanın tüm bölgelerine yayılabildi. Ve bildiğimiz anlamda şu anda gördüğümüz bütün yollar, gemiler, aklınıza gelen binalar, evimizdeki elektrik. Çünkü bir süre sonra o buhar makinesinden elektrik üretmeyi bulduk. Bu şekilde gelişti. İkinci aşamada da petrolü buldu insanlık. Petrolün kullanımı. Bu da içten yanmalı motor dediğimiz, hani arabalarımızda ama başka yerlerde de kullanılan. Bu gelişmeyi daha da hızlandırdı. Daha sonra da üçüncü olarak da şimdi evlerimizde, siz de otellerimizde büyük ihtimalle ısınma için kullandığınız doğalgaz. Şimdi üç şey saydım. Kömür, petrol ve doğalgaz. Bunlar işte fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar diyoruz biz bunlara. Niye fosil yakıtlar diyoruz? Bunlar İşte o milyonlarca dinozorlar çağından başlayarak diyelim, hayvanların ve bitkilerin devasa miktardaki gömülmüş aslında ölülerinden başka bir şey değil. O yüzden fosil diyoruz bunlara, fosil yakıtlar diyoruz. Ve bunlar aslında karbon, tamamen karbon gömülü. İşte daha önce hani çok yüksek demiştim ya, ppm olarak sera gazları, karbondioksit. Onları bitkiler ve hayvanlar kendi bedenlerinde karbon olarak atmosferden çektiler. O 280 ppm'lik şeyde öyle oluştu istikrar aslında. Sonra bunlar gömüldü ve yüz binlerce, milyonlarca yıl boyunca yer altının derinliklerinde kaldı.
Ama insanlık kömür, petrol ve doğalgazla birlikte bunları çıkarıp yakmaya başladı. Ve işte bütün bu gelişmeleri artık hepimiz biliyoruz. Ama yakarken bir şey oluyordu. Bunu da hiç hesaba katmadılar. Hesaba katmadılar, bunu bilmiyorlardı daha doğrusu. Yakılan bu karbonlardan karbondioksit açığa çıktı. İşte karbondioksit, havada biriken karbondioksit de bu fosil yakıtların sonucu aslında. Genel olarak iklim krizini oluşturan temel mekanizma bu. Şimdi burada özellikle bunu, bu mekanizmayı çok iyi kavramanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen hava kirliliğiyle, bazen ozon tabakasının delinmesiyle karıştırılıyor. İklim krizi bunlardan farklı bir şey. Çünkü şöyle bir farklılığı var. Hava kirliliği dediğimiz şey, onlar da bu fosil yakıtların yakılmasıyla oluşuyor. Ama onlar yerel, bölgesel şeyler. Fakat iklim krizini oluşturan sera gazları öyle değil. Nerede yakılsa yakılsın, atmosfere eşit bir şekilde dağılıyor. Yani bunun ölçümünü burada da yapsanız, Afrika'nın hiç şey yapılmayan, balta girmemiş bir ormanında da yapsanız, bunlar aynı seviyede. Ve iklim krizi bu anlamda küresel bir aslında iklim istikrarının bozulması. Peki, atmosferde sera gazları birikti. Bu giderek atmosferin daha fazla ısınmasına neden oldu. Şu ana kadar 14 derece ortalamanın 1.1-1.2 derece üstüne çıkmış durumdayız. Yani şu anda dünyanın ortalama ısısı 15'in üzerinde. Peki bu nasıl bir etki yapar? Bunu kendi bedenimizden bir örnekle aslında anlayabiliriz. İnsan vücudunun da belli bir sıcaklığı var, biliyorsunuz. Herkes 36,5 derece ile yaşar. Her zaman 37,5 derece ile yaşadığınızı düşün. Bunu hani aramızda herhalde şey tıp okumuş yoktur ama ben hani ne olur diye araştırdım. Bu iç organların aslında yavaş yavaş hastalanması ve bütün dolaşım sisteminin bozulması anlamına geliyor. Dünyaya da aynı şey oluyor. Yani şöyle diyebilirler, ara sıra bazen deniyor. Hani mesela çok soğuklar oluyor. Neden? Hani ısınma. Biz ortalama bir ısınmadan bahsediyoruz ve bunun etkileri her coğrafyada değişik şekillerde ve her anda da aynı şekilde oluşmuyor. Ama bunun doğal sonucu aynı insan bedenindeki gibi normal sisteminin döngüsünün, doğanın döngüsünün, gezegendeki sistemin bozulması anlamına geliyor. Bunun da temel sonuçları şöyle oluşuyor. Çok aşırı yağmurlar veya uzun süren bir kuraklık. Yani normal iklim rejiminin sisteminin tamamen dışında, daha önceki mevsimlerin, zaten bunları gündelik hayatımızda görüyoruz. Ya da olmaması gerekir. Mesela tropik fırtınalar vardır, her zaman olur. Ama tropik fırtına tropik bölgelerde olur. Fakat bu tropik alanlar giderek aslında yeryüzünün kuzeyine ve güneyine doğru ilerliyor. Akdeniz bölgesi, bizim de içinde bulunduğumuz Akdeniz bölgesi, Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altında tutan, bu anlamda çok kırılgan bölgelerden biri. Ve buralarda artık hafif bu tropikal fırtınaların görülmeye başlamasının işaretleri var. Görülmeye başladı. İstanbul'daki büyük dolu faciası, belki hatırlarsınız, birkaç, 3-4 yıl oldu. Sık sık görülen hortumlar, hep bunun işaretleri. Ama bunun başka işaretleri de var. Uzun süreli kuraklıklar mesela. Ya da yağmaması gereken bir zamanda yağan yağmur ve çok şiddetli yağmur. Bu da şöyle bir şeye yol açıyor. Toprağın üst kademesini hızla süpürüyor. Barajlar dolmuyor. Bunlar doğrudan nehirler aracılığıyla denizlere karışıyor. Ve bu tarımsal üretimde inanılmaz kötü sonuçlara yol açmaya başladı. Bundan sonra da yol açmaya devam edilecek. Kentlere geldiğimizde bütün kentlerimiz, dünya kentlerinin hepsi bu eski iklim istikrarına göre kurulmuş. Yani
deniz seviyelerinin hep sabit kalacağı üzere kurulmuş. Ya da bu kadar büyük fırtınaların, bu kadar aşırı yağışların olmayacağı üzerine kurulmuş. Çünkü uzun yıllar boyunca bunlar olmamış. Ama şimdi kurduğumuz bütün kurumlar, bütün kentler bu yeni sistemle uyumlu değil. O yüzden bütün dünya şu anda Birleşmiş Milletler'in başkanlığında aslında, şimdi biraz oraları da anlatırız, buna iki şey yapmaya çalışıyor. İki tane çünkü iklim krizi konusunda temel yapabileceğimiz şey var. Birincisi uyum sağlamak. Adaptasyon, adaptation diye geçiyor bu. Yani çünkü 1.1'lik artış gerçekleşmiş durumda. Şimdi ve bunun sonuçlarını yaşamaya başladık. Ve kısa vadede de emisyonları hızlı bir şekilde azaltma olasılığı gözükmüyor. Bu nedenle 1.5 derecelik güvenli sınır, yani görece güvenli bir sınır tanımlıyorlar. 1.5 derecelik bir güvenli ısı artışı sınırı. Bu artışı geçme olasılığımız çok yüksek. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde. Dolayısıyla yeni şartlara uygun kentlerimizi, binalarımızı ve tüm hayatımızı yeni şarta göre adapte etmek. Bu adaptasyon önemli bir kısmı kentlerde altyapı sistemlerinin, binaların, viyadüklere kadar uzanan bir sistem bu. Hepsinin yenilenmesi anlamına geliyor. İkincisi de kırsal alanda, yani tarımın, çünkü insanlar her şeyi aslında kompans edebilir ama gıdasızlık ve su biliyorsunuz çok hızlı etkilerini gösteren bir şey. Hızla tarım üretiminin yeni iklim rejimine göre uyumlaşması. Bunda da büyük uğraşlar var ama bunda da çok önemli sorunlar yaşanıyor. Geçtiğimiz ay Hindistan ve Pakistan bölgesinde, belki gazetelerde, hani basın ya da internette görmüşsünüzdür, çok aşırı bir sıcaklık dalgası yaşandı. Ve Hindistan büyük buğday üreticilerinden biridir. Yani tahıl üreticilerinden biridir. Tahıl ihracatını şu anda tamamen yasaklamış durumda. Bu Ukrayna ve Rusya'nın Ukrayna işgalinde ikisinin de dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri ikisi olduğunu düşünürsek, önümüzdeki dönemde kısa vadede özellikle, ama uzun vadede biz bunları zaten yaşayacağımızı biliyorduk. Bütün bunlar elimizdeki verilerdi. Gıdada inanılmaz fiyat artışları ve özellikle de çok az gelişmiş bölgelerde, Afrika'da büyük açlık ve bu açlığa bağlı büyük çalkantılar aslında ne yazık ki bekliyoruz. Uyum buna, bu iki kentler ve tarımsal üretimde uyum aslında belirleyici. Ama uyum yeterli tabii ki değil. Uyum bu buna vereceğimiz bir reaksiyon. Ama daha büyük reaksiyon göstermemiz gereken şey tabii ki emisyonların, karbondioksit emisyonların hızla azaltılması, hızla aslında sıfırlanması. Şu anda Birleşmiş Milletler ve en son Paris İklim Anlaşması ve en son geçtiğimiz Kasım ayında COP26, COP deniyor bunlara, Conference of Parties, yani taraflar konferansı. Dünyadaki bütün ülkelerin, Türkiye'de dahil olmak üzere, temsilcilerin katıldığı her yıl düzenlenen iklim müzakereleri düzenleniyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Glasgow'da düzenlendi ve orada zaten alınmış kararlar var. Bu kararların hızla uygulanması üzerine önemli çalışmalar yapılıyor. Ve ülkelerin Paris İklim Anlaşması doğrultusunda verdiği emisyon azaltım taahhütleri var. Türkiye'nin de bu konuda bir taahhüdü var. Ve temel karar şu: 2050 yılında, yani biz şu anda 2022 yılındayız. Kaç senemiz var? 28 yıl oluyor galiba. 28 yıl içinde karbondioksit emisyonlarını sıfırlamak. Sıfırlamak demeyeyim, çok küçük bir miktar üretmeye devam edebiliyoruz.
Çünkü şundan dolayı bazı şeyleri kompanse etmek mümkün değil. Ama dünyanın bir soğurma kapasitesi var. Ormanları, tabii ormanlarını iyi korursanız. İkincisi denizleri, okyanusları aracılığıyla karbondioksiti soğuruyor, emiyor. O yüzden işte %10 gibi, şimdikinin %10'u gibi düşünün ama. Bir karbondioksit emisyon şeyiyle 2050'de karbon nötr dönüyor. Yani nötr sıfır değil, nötr öyle diyelim. Çünkü belli bir miktar karbondioksit hala üretilecek ama onu ormanlar ve deniz alanları soğuracağı için karbon nötr hale geleceğiz. Tüm dünyanın 2050 yılında, yani 28 yıl içinde düşünebiliyor musunuz? Bu ne demek? Yani arabalarımızın asla petrolle çalışmaması demek. Evlerimizin doğal gazla ısıtılmaması demek. Elektrik. Şimdi önemli bir yere geliyoruz. Elektrik neyden üretiliyor? Şu anda dünyada elektriğin %60-%70'i fosil yakıtlardan üretiliyor. Yani özel olarak kömür ve doğal gazdan üretiliyor. Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de hemen hemen aynı oranlara sahip. %65-70 gibi tamamen doğal gaz ve kömürle üretiyoruz biz elektriğimizi. Yani fişe taktığımızda biz karbon emisyonunu yapmaya başlıyoruz. Türkiye 2053 tarihini verdi. Çeşitli ülkeler kendi konumlarına göre, bunun içinde bulundukları yapılara göre, yani gelişmekte olan ülkeler biraz daha geç tarihler verebiliyorlar. Bu tarihleri kendileri belirliyor. Paris İklim Anlaşması'nın özelliği bu. Yukarıdan dayatılmıyor. Daha önceki Kyoto Anlaşması'nda herkese içinde bulundukları sosyoekonomik düzeye göre yukarıdan dayatılmıştı. O işlemediği için şimdi ülkelerin kendisinin vermesi istendi bu tarihler. Ve Türkiye'de geçtiğimiz çok geç verdi. Paris İklim Anlaşması'nı da ilk imzalayanlardan biriydi. Ama meclis onayından geçirilmesi önemli olan. Meclis onayından geçtiğimiz sanırım Ekim veya Kasım ayında Glasgow toplantısı öncesi meclisten geçirdi ve 2053 tarihini verdi. Yani Türkiye'de 2053 yılında tamamen karbon nötr bir ekonomi, üretim ve tüketim biçimine geçmek zorunda. Bu ne demek? Elektriğin, özellikle buradaki elektrik kısmı çok önemli çünkü birçok yani aslında enerjiye biz daha çok elektrik üzerinden ve ısıtma konusunda doğalgaz üzerinden ulaşıyoruz. Yani iki tane önemli şey var burada yapılması gereken. Bir, ısıtmaların doğalgaz sisteminden çıkması. İkincisi petrol, arabaların petrol kullanmayan arabalar olması. Üçüncüsü de elektriği fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiden üretmek. Yani emisyonların azaltılmasının temel mekanizması bunun üzerine kuruluyor. Şimdi dünyanın hemen hemen şimdi başka şeyler görüyoruz ama arka planda bütün çaba, bütün mücadele, bütün tartışmalar bunun etrafında dönüyor. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarını genel olarak duymuşsunuzdur. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması ile birlikte ilan edildi. Bunun amacı da şuydu. Ülkeler bir taahhüt veriyorlar ama ülkelerin ekonomi, devletler üretmiyor sonuçta emisyonları. Büyük oranda hani onlar yolu, yöntemi, işleyişi belirliyorlar. Regülasyonları düzenliyorlar. Ama asıl olarak özel şirketler, sanayi ve hizmet aslında bu karbondioksit. Tabii bir de konutlar. Bunlar bu enerjinin kullanıcısı bunlar. Dolayısıyla herkes, her ülke kendi taahhütlerine uygun bir şekilde dönüyor. Bir enerji üretim biçimini değiştirmeye çalışıyor. İkincisi, yani elinde olan mekanizmalarla, kendisi veya devletin elindeyse onları dönüştürmeye çalışıyor. İkincisi, hizmet veya sanayi ama yüksek emisyonlu sektörlerden başlayarak sanayinin
karbon nötr karbonsuzlaşması için teşvik ve ceza mekanizmalarını çalıştırmaya başlıyor. Bu konuda da başı yine Avrupa Birliği çekiyor. Trump döneminde Amerika iklim müzakerelerinden, bütün bu anlattığım süreçten masadan kalkmıştı. Obama döneminde Paris İklim Anlaşması imzalandı. Trump iklim inkarcılarına çok yakın bir ekipten Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti'nin önemli bir kanadı bu iklim inkarcısı, yani iklim değişikliğinin olmadığını inkar eden gruptan. Trump'la birlikte, Trump zaten aslında o fosil yakıt lobilerinin de önemli temsilcilerinden biriydi ve masadan kalktı. Ve iklim müzakerelerinin ve bu konudaki gelişmelere çok büyük bir darbe vurmuş oldu. 3-4 yıl dünya bu konuda ortak karar almada ve bu kararların hızla uygulanmasında çok büyük sorun yaşadı. Biden, son başkan Biden seçim kampanyasında tekrar iklim müzakerelerinin masasına döneceğini ve iklim dostluk politikalar uygulayacağına dair kendi seçmenlerine bir taahhüt verdi ve seçilmesinde de önemli rol oynadı. Yani Türkiye'de bu kadar şu anda önemli bir tartışma başlığı gibi gözükmüyor. Ama özellikle Avrupa'da ve Amerika'nın bazı eyaletlerinde, gelişmiş eyaletlerinden daha çok bahsediyorum, demokratların daha güçlü olduğu eyaletlerde bu konuda çok önemli bir yurttaş baskısı var. Belirli şirketler de bu konuda bunu çok destekliyorlar. Özellikle de hani böyle fosil yakıt ve ağır sanayi üreticileri dışındaki özellikle bilişim sektörü tamamen bu konuda bu şeyin yanında, iklim politikalarının yanında. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile birlikte Amerika ve başka bazı Japonya'da da aynı olmak üzere bu konuda genel bir anlaşmaya varmış durumdalar. Paris İklim Anlaşması'nın bu konuda ilerletilmesi konusunda çalışıyorlar. Ve önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği, yine belki duyduğunuz, büyük ihtimalle duyduğunuz, Avrupa Birliği, AB Yeşil Mutabakatı, Yeşil Anlaşması, Green Deal deniyor bunlar. Bir yeni Avrupa Birliği çapında bir yeni yasal düzenlemeyi yürürlüğe koymaya çok yakın, birkaç yıl içinde bunu yürürlüğe koyacak. Bu AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde de bütün sektörlerini bu 2050 yol haritasına göre 2030'da da %55, 1990 yılındaki emisyonlarına göre %55 azaltım, yani yarısından fazla azaltım ve 2050'de de karbon nötr olma yolunda ilerliyorlar. Şimdi Avrupa Birliği bunu yaparken aynı zamanda sadece emisyonlara da bakmıyor tabii. Bir taksonomisi var, AB taksonomisi diye. Bunda da çeşitli sektörler ve konular, biyolojik çeşitlilik gibi birçok alanda bütün şirketlerin bu konuya tamamen uyumlaşması, aksi takdirde faaliyet dışı bırakılması konusunda çok kesin bir karara varmış durumdalar. Şimdi Avrupa Birliği yalnız şunu fark etti bir süre sonra, burada serbest koşucular, yani onlara ne deniyor İngilizcesi, free runner mı diyorlar, öyle bir şey diyorlar. Belli ülkelerle Avrupa Birliği'ye ticaret yapan ülkelerin kendi şirketlerine getirdiği, kendi sektörlerine getirdiği mevzuatı onunla ticaret yapan bütün ülkelere ve sektörlere getiriyor. Bunun için de bir mekanizma kuruyor. Buna sınırda karbon mekanizması deniyor. Şöyle olacak. Diyelim ki bir demir çelik ürününün bir biriminin karbondioksit emisyonlarının şu düzeyde olması gerekir şu yılda. Eğer siz tamamen kömürden veya doğalgazdan elde edilmiş bir demir çelik ürünü, yani emisyon değerleri yüksek bir ürünü
Avrupa Birliği'ne satmaya kalktığınızda sınırda gümrük vergisi gibi karbon vergisi alınacak. Bu da oldukça büyük paralara çıkıyor. Bu fiilen bu konuya uyumlaşmamış şirketlerin Avrupa Birliği'ne ürün satamaması anlamına geliyor. Şu anda bu konuda en büyük problem yaşayanlardan biri de Türk Hava Yolları. Çünkü toplam emisyonların dünyadaki %2'sine falan denk geliyor. Çok büyük bir miktar bu. Çünkü düşün, yüzlerce sektör var. Bunlar arasında, çünkü uçaklar gerçekten inanılmaz bir petrol ve petrolden de özel uçak yakıtları kullanıyorlar. Dolayısıyla şöyle bir şey oldu. Avrupa Birliği içindeki şirketlere kendi karbonsuzlaşma yol haritası çizildi. Yani Almanya'nın kendi ulusal şirketine veya İngiltere'nin kendi ulusal şirketine. Gerçi İngiltere şimdi Brexit'le bunun dışında ama bu anlaşmaların içinde halen. Onlar da şöyle dediler. Bunlar mesela Türk Hava Yolları. Sonuçta bizim en çok Avrupa Birliği ülkelerine uçan şirketlerden biri. Peki bu haksız rekabet oluşturmuyor mu? Dolayısıyla oluşturuyor tabii ki. Dolayısıyla Türk Hava Yolları şu anda bu konuda çok sıkışmış durumda. Önümüzdeki dönemde çalışmalar yaptığını da biliyorum. Bu konuda hızlı bir şekilde aksiyon almak zorunda. O yüzden ilk çalışmaya başlayan alanlardan biri. Özellikle de yüksek emisyonlu sektörler bu konuda çok sıkışmış durumdalar. Bunlar en başta çimento, demir çelik ve alüminyum. Çünkü bunlar çok yüksek emisyonlu ve emisyon dışında da özellikle çimento için bakarsak aynı zamanda çevresel etkileri de olan çıkartılması dolayısıyla sektörler. Bunlar şu anda Türkiye'de çok korkunç bir risk altındalar. Bunun da yavaş yavaş farkına varıyorlar ve hızlıca bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama önümüzdeki süreç böyle işliyor. Bu arada Çin 2060 yılını verdi. Anlaşmanın içinde. Çin de önemli çalışmalar yapıyor. En geç tarihi veren de karbon nötr olmak üzere Hindistan. O da 2070 yılını verdi. Şimdi de her sene düzenleniyor dedim, işte COP26 Glasgow dedi. COP27 Kasım ayında Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek ve oradan bütün ülkelere yeni emisyon azaltım taahhütleri vermeleri ve bu emisyon azaltım yol haritalarını da tamamen çıkarmaları. Tamam 2053 dedin ama sen bu çalışmayı 2040'ta başlarsan bir anlamı yok. Bugünden oraya giden bir yol haritası çıkarması istendi. Şu anda Türkiye'de bu yol haritasını çıkarma içinde, çalışması içinde. Çıkarmak zorunda çünkü. Zaten çok geç imzaladı ve az daha eğer imzalamasaydı, yani meclis onayından geçirmeseydi tamamen müzakerelerin dışında kalacaktı. Dünyada böyle 4 ülke var şu anda. İran, Irak galiba, bir iki tane de Afrika ülkesi, bir Libya. Yani bir merkezi hükümeti olmayan devletler dışında herkes bu sürecin içinde. Sadece çok büyük fosil yakıt, yani bütün zenginliğini, bütün iktisat düzenini fosil yakıtlar üzerine kurmuş ülkeler bu konuda hem içindeler hem de süreci baltalama biraz ya da tıkaç görevi görüyorlar. Bunlar tahmin edebileceğiniz gibi Suudi Arabistan başta olmak üzere petrol üreticisi ülkeler ve Rusya. Rusya genel olarak yani uluslararası siyasi şeylere uymadığı gibi bu konuda da şeyin içinde, sistemin içinde ama aslında tam da sürecin içinde değil. Başka tam tersine politikalar uyguluyor ve o süreci biraz tıkayan ülkelerden birisi. Bunun da temel sebebi tabii onun da
çok büyük bir petrol, doğalgaz ve kömür, yani fosil yakıt zengini bir ülke olması aslında. Şimdi zamanımız nasıl bakalım bir. Evet, şimdi bir saat yaklaşık oldu. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim. Ondan sonra şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hem biraz turizmi, sizin alanınızı, yani bütün bu sistemin, bu sektörlerin içinde turizm, hizmet ve turizm nerede duruyor ve bu konuda neler yapabiliriz'i biraz daha interaktif bir şekilde birlikte konuşarak böyle bir beyin fırtınası birlikte yapalım isterim. Sizin için de uygunsa. İlk bölümle ilgili aklınıza takılan ya da yorum yapmak isterseniz, ilk isterseniz sorularınız varsa ya da belirtmek istediğiniz şeyler varsa soruları alabilirim. Sonra işte biz zaten yine beraber konuşarak ilerleyeceğiz. Ama aklınızda bir şeyler varsa onları ben alayım. Yani tam açıklanmamış, anlaşılmamış ya da hani yorum yapmak isteyen de olabilir. Var mı? Tamam, şu anda gözükmüyor. O zaman devam ediyoruz. Şimdi biraz kendi alanımıza gelelim, turizme gelelim. Turizm bütün peki bu emisyonların ne kadarından sorumlu? Bunun %8 ile %10 arasında bir hesaplaması var. Hiç küçük değil aslında, onda bir gibi. Bunun önemli bir bölümünün ulaşım kısmında yaptığını söyleyebilirim. Onun da önemli bir bölümü hava yolu taşımacılığında aslında yatıyor. Doğrudan tabii ki o sizin sorumluluğunuzda olmayan bir bölüm. Ama bunu belirtelim. Bir iki daha veri vermek istiyorum. Bunlar en son yeni veriler. Birkaç tane araştırma ve bu konuda yapılmış çalışmadan bu veriler. Her 5 yolcudan ikisi karbon nötr uçak bileti için daha fazla para ödemeye hazır olduğunu söylemiş. Bu gelişmiş 13 ülkede yapılmış. Tabii ki daha çok gelişmiş ülkeler, biraz daha gelirleri yüksek ülkeler için onadan gelen bir veri. Ama önemli. Yani karbon nötr bir uçuşa uçak biletinde daha fazla para ödemeye hazırlar. Yine yapılan araştırmalardan her iki yolcudan birini iklim krizi konusunda gerçekten endişeli olduğunu söylüyor. Türkiye'den bir veri vereyim. Bizim KONDA ile yaptığımız, 4 yıldır yaptığımız araştırma bu iklim değişikliği ve çevre algısı. Bütün son 4 yılın araştırmalarının hemen hemen ortak verisi Türkiye halkının iklim krizi konusunda düşündüğümüzden daha fazla bilgili demeyeyim, düşündüğümüzden daha fazla farkındalığı var. Yani iklim krizinin gerçekliği konusunda bir şüphesi yok. Bu önemli bir veri çünkü mesela özellikle Amerika'da iklim inkarcılığı çok güçlü bir aslında kesim. Yani iklim değişikliğine inanmayanlar. Türkiye'de bu rakam %6,5 çıkıyor bizim araştırmamızda. Çok düşük bir rakam. Bunun da temel nedenlerinden biri Türkiye'de hiçbir siyasi akım iklim değişikliği inkarcılığına destek vermiyor. Yani hiçbir siyasi parti şu anda ya da hareket iklim değişikliğinin bir yalan olduğu, böyle bir şeyin olmadığına dair bir akım yok. Bu çok iyi bir şey. Endişe oranları da bizim saptığımız her 4 kişiden 3'ü çıkıyordu bizim araştırmamızda da. Endişeli ve çok endişeliler. Çok endişelilerin rakamı %25'i buldu son araştırmamızda. Yani Türkiye halkının, Türkiye'de yaşayan Türkiye'nin yurttaşların büyük bir bölümünün iklim krizi konusunda genel bir endişe, bilgisi ve endişesi var. Nedenleri konusundaki o düzeyde bir bilgisi olmayabilir ama iklim değişikliği var ve biz bundan endişeliyiz diyorlar. Bu önemli bir veri sizin için. Giderek yani şeyin yükseleceği, bu konudaki bilincin yükseleceğini sizin sonuçta müşterileriniz olan kesimi, biraz daha okur yazar bir kesime dönersek bu rakamlar daha da yükseğe çıkıyor. Dolayısıyla hani verdiğim verilerden yani daha fazla para ödemek veya tercih etme konusunda
iklim dostu işletmeleri giderek yükselecek. Bunu bir kere söyleyebilirim. O yüzden yaptığınız çalışmaların önemli sonuçlarından biri itibar ve müşteri memnuniyeti ne döneceğini söyleyebilirim ilk başta. Yine bir başka bir veri, iki kişiden biri daha sürdürülebilir seyahat planları yapmak istiyor. Bu dünyadan bir veri, %50'si. Hani eğer bir seçenek varsa daha sürdürülebilir bir seyahat programı, bir tatil programı yapmayı tercih edeceğini söylüyor. Sonuçta bir kere yapacağınız çalışmaların bu tür bir hem kurumunuzun itibarı hem de genel olarak müşterilerin tercih sebebi olmada bir rol oynayacağını şimdiden söyleyebilirim. Bunun dışında neler var? Aslında aynı zamanda yani emisyon azaltımı demek, karbonsuzlaşma demek sizin için aynı zamanda bir tasarruf anlamına geliyor. Çünkü bunlar sonuçta şunu çok net söylemekte fayda var. Bundan sonra enerji ve su gibi, enerji ve su diyelim, asla ucuzlamayacak. Bunu bir kere temel olarak söyleyelim. Çünkü bunlar dünyanın bu gidişatında giderek pahalanacak alanlar. Dolayısıyla bu iki girdi sizin için ve çokça kullandığınız şeyler tabii ki bunlar. Bunlar da kendi enerjinizi, kendinizin öz tüketime yönelik yenilenebilir kaynaklardan elde etmenin avantajlı hale geleceğini şimdiden söyleyebilirim. Ama bu yenilenebilir enerji kısmı şimdi konuşuruz beraber. Ama ondan önce bu emisyonların azaltılmasında en önemli şeylerden biri enerjinin kullanımının, yani enerji sarfiyatınızın azalması. Bu da tasarrufla aynı şey anlamına geliyor. Yani bütün uzmanların söylediği en ucuz enerji kullanılmayan enerjidir. Yani bir birimle ne kadar enerji, ne kadar ısıtma, ne kadar soğutma yapabiliyorsunuz veya ekipmanlarınızı ne kadar az birimle çalıştırabiliyorsunuz. Bir eğer sürdürülebilirlik konusunda enerji ve emisyon azaltımı planı yapacaksanız ilk bakacağınız şey daha verimli enerji kullanımı. İkincisi de yine enerjiyi doğrudan belirleyen şeylerden biri yalıtım gibi, yalıtım diyelim. Çünkü bu özellikle hani Eskişehir özelinde de özellikle hani soğuk kışların olduğu bir yer olduğunu düşünürsek enerji maliyetlerinizi, enerji sarfiyatınızı azaltacak en önemli unsurlardan biri. Burada dediğim gibi ilk önce daha az enerji kullanmak, bunun için de bütün ekipmanlarınızın aslında verimliliğini ölçmek. Yani verimli ekipmanlar, verimli soğutucular mı kullanıyorsunuz? Verimli motorlar mı kullanıyorsunuz? Bunları bir kere mutlaka teknik olarak ortaya koymanız lazım. Burada ikinci faktör dediğim gibi benim hani özellikle turizm bir binanız olduğu için yenilenebilir enerji kullanımı. Çünkü kendinizin her binanın bir çatısı var. Bu çatının yenilenebilir enerji kullanımını açması çok önemli. Bu konuda yani buna öz tüketim diyoruz biz. En azından enerjinizin belirli bir kısmını kendi çatınızda üretmeniz artık son derece mümkün. Türkiye'de bu konuda mevzuat ve biraz önce arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. Çeşitli sorunlar var. Çok kolay yapılamıyor. Bazı çok zorlayıcı prosedürler olabiliyor. Ama bunu hem devletten hem de yerel yönetimlerinizden, çünkü ikisinin de baktığı alanlar bunlar. Bir kere bunları talep etmek, bunları değiştirmek son derece önemli. Yenilenebilir enerji, yani güneş özellikle, çünkü rüzgarı kişisel olarak yani kendi binalarınızda kullanma şansınız yok. Onlar daha çok, daha büyük ölçekli veya tarım için yani düşünülebilecek faktörler. Ama bir turizm faaliyeti, bir otelcilik faaliyeti yapıyorsanız artık çatılarınızın boş durmasını asla düşünmeyin. Çünkü şu anda en ucuz elektrik, çok net olarak söylüyorum bunu, güneş enerjisinden elde ediliyor.
Ve bununla ilgili de dünyada özellikle Avrupa Kalkınma İmar Bankası'nın üzerinden gelen ve Türkiye'de sendikasyon kredisi olarak kullanılan 5-6 bankayla özel anlaşmaları var. Çok önemli krediler var. Çok düşük faizli krediler var. Hesaplamanızı şöyle yapmaya başlayabilirsiniz. Yani 5 yıllık bir yatırım olarak ele aldığınızda sabit fiyattan bir enerji satın almış oluyorsunuz. İlk söylediğimi de göz önüne alın. Enerji fiyatları asla ucuzlamayacak. Giderek de pahalanacak. Şu anda doğal gaz, kullandığımız doğal gaz büyük oranda sübvanse ediliyor. Onu çok açık söyleyeyim devlet tarafından. Şu anda doğal gaz daha pahalı aslında. Daha fazla para vermemiz gerekiyor. Ama bizim satın alma gücümüz ve paramızın değeri çok düşük olduğu için bizim bunu ödeme şansımız yok. O yüzden devlet tarafından sübvanse ediliyor. Bunun da gelip geçici bir şey olduğunu düşünmeyin. Dünyanın bu şartları altında enerji fiyatlarının ucuzlama şansı dediğim gibi yok. İkincisi su. Önemli bir yine sizin sarfiyatınız aslında. Su da ucuzlamayacak. Bunu çok net olarak söyleyeyim. Çünkü dünyadaki su kaynakları hani hep aynı su dönüyor ama artık o suyu iklim krizinin bu aşamasında barajlarımız hiçbir zaman öyle dolu olmayacak. Her zaman bir su sıkıntısı, hele Türkiye için bu çok daha geçerli. Şu anda biz su stresi, yaklaşık 10-15 yıldır su stresi altındaki ülkelerden biriyiz. Ve oradan su fakiri bir ülke olmaya doğru ilerliyoruz. Türkiye'nin öyle çok büyük su kaynakları yok. Bundan sonra da olma şansı yok. Kıt olan materyaller, kaynaklar pahalı olur. Onun için su sarfiyatlarınızı da nasıl düşüreceğinizi bu sürecin bir parçası kılmanız gerekiyor. Bunlar aynı zamanda dediğim gibi sizin giderlerinizi azaltıcı bir şey ama aynı zamanda çevresel etkinizi de azaltacak bir şey. Önemli başlıklardan biri de tabii ki atıklar. Yani bir girdilerimiz, bir atıklarımız var. Yani gıda hani önemli girdilerimizden biri ama çamaşır deterjanlarına kadar uzanan bir dizi. Bunları siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bütün bunların daha verimli ve verimli kullanılması için de düşünmeye başlamanız için tam zamanıdır. Hızla bunun üzerine düşünmeniz gerekiyor. Daha az deterjan kullanımı, daha az materyallerin yerel kaynaklardan temin edilmesi. Çünkü uzaktan geldiğinde yine emisyon değerleri yükseliyor bunların. Dolayısıyla hem de yerel ekonomiyi geliştirmek açısından da çok önemli. Ve müşteriler de giderek bunları talep edecekler. Gidişat bu yönde. Çünkü burada bir algı değişimi, bir bilinç değişimi yaşanıyor. Ve bunun önümüzdeki süreçlerde çok daha fazla olacağına emin olabilirsiniz. Dolayısıyla bütün bu yaptıklarımız hem size bir tasarruf olarak geri dönerken aynı zamanda bir itibar ve müşteri bağlılığı, müşteri sadakati demeyi sevmiyorum, müşterinin memnuniyeti diyelim sağlayacak unsurlardan biri. Evet. Şimdi biraz hani birlikte konuşmaya başlayalım istiyorum ama en son bir vurgu var. Sürdürülebilirlik çalışmalarının temel şeylerinden biri bütün çalışanlarınızı bu sürecin bir parçası kılmaya çalışmak. Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi ben teknik birçok şeyi anlattım. Aslında ben teknik bir insan da değilim. Sosyal bilimlerden geliyorum. Çalışanları bütün bu sürecin parçası kılmak son derece önemli. Yani şöyle düşünün. İnsanlar iyi şeylere insanlığın ve kendi çocuklarının geleceğine dair iyi şeyleri yapmakta daha istekli olurlar. Onun için bu konuda çalışanlarınızın eğitimi ve çalışanlarınızın sürece katılımı son derece önemli. Bizim bütün şirketlere söylediğimiz uzun yıllardır hani bu alanda çalışıyorum. Bir sürdürülebilirlik yöneticisi atayıp sorunu çözmeye çalışıyorlardı.
Ama bunun böyle çözülemediği, çözülemeyeceği çok açık. Şimdi bütün büyük şirketler şunu yapıyor. Değişik birimlerden oluşturulmuş komiteler, sürdürülebilirlik komiteleri kuruluyor. Ve bütün o zaman yani bütün parçalarda birbirinin ne yaptığını bilen ve bir amaç doğrultusunda birlikte hareket eden bir ekip yaratmış oluyorsunuz. Bu şirketlerin ve kurumların dönüşümünde son derece önemli. Burayı altını çizerek söylüyorum. Bu şeyi, bu çalışmayı, sürdürülebilirlik çalışmasını asla bir teknik sorun, bir teknik, sadece teknik boyutlu bir şey olarak ele almayın. Önemli başlıklardan biri de yaptığınız şeyleri anlatın. Yani bunu hem çalışanlarınızla, yani o iç paydaşlarınızla, iç paydaşlarınız çalışanlar, bir de dış paydaşlarınızla, yani müşterilerinizle, tedarikçilerinizle, birlikte iş yaptığınız kurumlarla, yerel yönetimlerinizle, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği geliştirin. Bütün bunlar için yani bu sürdürülebilirlik çalışmalarının temel çözücü noktasının bu iletişim olduğunu bütün araştırmalar gösteriyor. Kendi başınıza her şeyi çözmek, her şeyi bir çok iyi bilen bir insandan bir danışmanlık alıp ya da işte bir çalışan, çok iyi bilen bir çalışanla çözülecek şeyler değil bunlar. Çünkü bu öyle bir kapsamlı ki hiç aklımıza bugün burada konuşmadığımız birçok yerlere gidebilecek şeyler var. Biraz önce arkadaşımız anlatıyordu bisiklet dostu otel çalışması mesela. O çok yani çok iyi bir örnek. Birçok çünkü mesela yerel bir bisiklet üreticisiyle çalışmak var bunun içinde. Yerel bisiklet topluluklarının bir parçası olmak var. Yani bütün o içinde bulunduğunuz yerelin bütün parçalarına ulaşmanızı sağlayacak ve çalışmalarınızın niteliğini yükseltecek çok önemli bir unsur olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz beraber konuşmaya başlayalım. Herkes kendi deneyimlerinden biraz aktarmasını istiyorum ve onlar üzerinden ilerlersek çok daha verimli birlikte ilerleyebiliriz gibi geliyor bana. Bir şey soruyorum. Hep, bir önceki tıskada da hep aklıma takılmıştı. Bu güneş enerjisi diyoruz ya. Hatta evet. Bizim Reysaş'ın tabii ben detaylarını sormadım. Ne kadar maliyet yapıldı falan ama Reysaş'ın depolarının üstüne şu anda böyle bir çalışma yapılıyor. Tabii daha büyük çaplı bir şey. Mesela bizim otelcilik anlamında bunun yaklaşık maliyetleri ne kadardır? Hep böyle çok zor ama çok pahalı ama deyip geçiyoruz ama ne kadar bir paradan bahsediyor? Yani şimdi ben o kadar tam maliyet, hani çünkü bu kuracağınız sistemin büyüklüğüne, çatınızın büyüklüğüne birçok değişken var burada. Ama şunu söyleyebilirim. Güneş enerjisi fiyatları çok hızlı. Düşündüğünüz yani mesela 2 sene önceki aldığınız fiyatlardan çok daha iyi fiyatlar alacağınızı söyleyebilirim. Güneş enerjisi alımında 2 tane temel şey oluyor. Bütün aslında hani cep telefonları bir sürü şeyde olan bir şeydir bu. Hızla verimliliği artıyor. Yani bir metrekarede ne kadar enerji üretiyorsunuz bir birim. Gelecek sene 1.1 oluyor bu. Hep artıyor. İkincisi de fiyatları düşürüyor. Bu alanda çok hızlı gelişmeler var. Çok net bir rakam söyleyemem ama şöyle söyleyebilirim. 5 yıl içinde bu kendisini amorti edecekmiş bir yatırım. Bunu da şöyle düşünün. Bunun hiçbirisini kendi paranızla asla yapmayın. Yani kendi öz kaynağınızla yapmayın. Çünkü bunu teşvik etmek üzere çok büyük mali şeyler var, kaynaklar var. Dediğim gibi Avrupa Kalkınma, yani kendi, bunların ben banka ismi vermek istemiyorum, o yüzden hani şey yapmıyorum. Türkiye'de 5-6 tane bildiğimiz büyük banka bu EBRD'nin ortağı ve onlara şöyle geliyor o para, sendikasyon kredisi olarak. Bu parayı sadece enerji verimliliği, işte yenilenebilir enerji, ve yine bu alanlara uygun şeylerde kullanabilirsiniz. Başka yerde kullanamıyorsunuz bu parayı. O yüzden bu alanlarda kullandığınızda da çok düşük faizle veriyorlar. Yani bunu hani araştırmanızı şey yapın. Ben hani fiyat vermek zor ama hiçbirinizin altından kalkamayacağı paralar olmadığını söyleyebilirim bunu. Bunlar gayet yapılabilir şeyler. Aynı zamanda bu paralar, bu krediler kendi uzmanları var. Bu EBRD dediğim, Türkiye'deki program adı TURSEF.
TÜRSEF'le mutlaka bir bağlantı, kendi uzmanları var ve gelip şöyle şeyler yapıyorlar. Sizi etüt ediyorlar. Siz nerede bu enerji kaçağı yaşıyorsunuz? Nerede çok enerji, normalin üstünde enerji sarfiyatınız var? Hani soğutucularınızda mı var? Motorlarınızda mı var? Hangi sisteminizde var? Size öncelikle bunu yönlendiriyorlar, teknik destek veriyorlar. Ve o teknik destek ve onayı vermeden zaten banka krediyi veremiyor. O yüzden çok iyi işleyen bir sistem. Oradan bilgi almanızı tavsiye ediyorum size. Ben de söz alayım. Biz de yerel yönetim olarak bu TÜRSEF denilen aracı kuruluşla hani iyi iletişim halindeyiz. Birçok eğitimimize davet ettik. Yine talep gelirse içimizden hani size özel de TÜRSEF'i yani davet edip konu hakkında bilgilendiriyoruz. Evet, gelip eğitim de verebiliyorlar. Yani anlatıyorlar. Biz neye kredi veriyoruz, nasıl veriyoruz'u anlatıyorlar. Bir tane de önemli, güneş enerjisi yanında bir tane daha önemli bir başlık var. Dünyada çok hızlı yükseliyor. Bu da ısı pompası. Yani tekniği şöyle, yer altında biliyorsunuz hani eski derslerinizden biraz hatırlarsınız. Belli bir metre indikten sonra belli bir sabit ısı var. Oraya bir teknoloji, işte o bir kuyu gibi bir şey açılıyor. Ve havanın sirkülasyonuyla sizin ısıtma sisteminizi yazın soğutmaya, kışın ısıtmaya yönelik bir destek sağlıyor. Bu da dünyada çok hızlı gelişen bir teknoloji. Geçen gün sanırım Danimarka ile ilgili bir rakam gördüm. İnanılmaz rakamlara ulaşmış. Avrupa Birliği bunu şu anda özellikle Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra fosil yakıtlardan hani arındırmaya çalışırken bir yandan da çünkü onlarda yeterince güneş yok. O yüzden başka teknolojileri buna eklemeye çalışıyorlar. Isı pompaları da yine bu EBRD kredilerinin, TÜRSEF'in programının önemli bir parçası. Onu da incelemenizi öneriyorum. Finlandiya, Norveç, Danimarka. Evet, çok çok hatta kullanıyor. Ekipman temini yapıyor. Türkiye'den ekipman son zamanda çok hareketlendi diye. Evet. Bir de çok yüksek şey, güneş şöyle bir şey. Şu andaki güneş PV, şu anda PV'den bahsediyoruz. İki tane güneş temel aslında enerji sistemi var. Birisi bildiğimiz hani yazlıklarda güneye gittiğinizde ısıtma üzerine kurulu. Yani suyu ısıtma ve onu kalorifer sisteminde kullanmak üzere aslında bir sistem. Bu eski sistem, mekanik bir sistem. Şimdiki sistem elektrik üretmek üzere. Bu yüksek teknolojili bir sistem. Doğrudan güneş enerjisinin, yani güneş ışınlarının oradaki işte protonları hareket ettiriyor. Böyle bir enerji, güneş elektrik elde ediyor. Bu burada bazı kullanılan, nadir kullanılan bazı elementler var. Zaten fiyatının yüksekliği de buradan kaynaklanıyor. Çoğunluğu da Çin'de. Bu konuda bir problem, yani şeylerden biri fiyatların yüksek olmasının nedenlerinden biri bu. Ama bunda da gelişmeler var. Başka teknolojiler geliştirilmeye çalışılıyor. Ama yani orada şu anda bile elde edebileceğiniz, yani piyasa fiyatlarından daha ucuza elektrik elde edebileceğiniz kesin. Bir yatırım gerekiyor. Ama yatırımda dediğim gibi zaten şey kaynaklı, kredi kaynaklı. Başka alanlar bu konuşalım. Biraz böyle ben hani birlikte biraz şey yapmak, üretmek istiyorum aslında. Peki hocam, güneş enerjisini evet konuştuk. Şimdi detaylı bir şekilde aktardınız. Belli bir dönüşüm için tabii ki bir maliyet potansiyel oluyor. Buna bir pazar oluşturuyor otomatik olarak sürdürülebilir olması için. O da farklı bir şirketler ilgili. Bunun mesela Eskişehir'de şöyle bir durum var. Yeraltı kaynakları zengin Eskişehir'de biliyorsunuz. Bor madeninden, Tunus'a sıcaklık sularından dahil. Bu sıcak sularını yer altından, zaten Eskişehir'deki en büyük, zaten Eskişehir dünyada en büyük sorun şu an enerji, doğalgaz. Şimdi herkes doğalgaz, ülkelerde doğalgazla mücadele etmeye çalışıyor. Maliyetler artıyor. Peki yer altındaki bu 38 derece çıkan Eskişehir'deki sıcak suyu binalara çekmenin durumu ne olabilir? Bu şöyle bir şey, jeotermal genel olarak enerji kaynaklarından biri. Bu da yenilenebilir enerji. Yani güneş ve rüzgardan temel olarak
bahsettim. Ama jeotermal de bu aslında üçüncü başlık, yenilenebilir enerji. Son derece önemli ama şeyi bilmiyorum. Hani buradaki nerede o, onu siz buraya nasıl taşırsınız onu bilmiyorum. Ama dünyadaki gelişmelerden biri de bu bölgesel ısıtma dediğimiz faktörler. Danimarka'da yine Danimarka İklim Büyükelçisi geldi. Onunla bir muhabbet etme şansı elde ettim. %60'ı geçmişler. Yani tek tek konutları ısıtmak yerine, apartmanları, konutları ısıtmak yerine bölgesel ısıtma yapıyorlar. Burada şunu bile kullanılabiliyor. Bunların hepsini düşünmek lazım. Yanınızda diyelim ki bir fabrika var. Fabrikanın atık ısısını bile kullanma şansınız var. Sizin dediğinizi özel olarak bilmiyorum. Yani o kaynak nerede? O kaynak buraya taşınabilir mi? O mümkün mü? Bunu bilmiyorum. Ama şöyle bir faktör daha var. Bir tane hani ek yapayım. Şu anda bazı mevzuatlarımız hala hiç uygun değil bu işe. Yani güneş enerji sistemi kurmak istediğinizde çok zorlanabiliyorsunuz. Bunlar gerçekler. İkinci önemli taleplerden biri de şu zaten. Diyelim ki sizin bir başka alanda araziniz var. Ama tarım arazisi olmayacak bu. Veya başka bir çatıyı kiralayacaksınız. Bir binanın veya bir fabrikanın veya bir deponun. Orada elektriği siz sistemi kuracaksınız. Hani o hani aynı elektrik olması gerekmiyor zaten, öyle bir şey yok. O enerjiyi siz öz tüketiminizde kullanma şansınız var. Yani yatırımı başka yerde yapıp ve orada hani şey yapıyorsunuz, denkleştirme yapıyorsunuz açıkçası. Bunlar hep şeyler. Ama şu anda Türkiye'de bu hala mevzuat olarak şey yapılabilmiş değil. Yani önümüzdeki dönemde bunların değişeceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey bile yapabilirsiniz. Mesela 5 otel bir yatırım, güneş enerjisi yatırımı yapıp. Herkes oradan ortak. Evet. Yani çünkü bir şirket oluşturuyorsunuz. Şirket orada ortak şirket. Diyelim ki işte şu kadar elektrik üretiyor orası. Oradan kendi öz tüketiminiz, kendi tüketiminizle denkleştirebiliyorsunuz. Bunlar dahi olasılık içinde. Amerika'da şöyle uygulamalar bile var. Giderek ona gidiyor. Kendiniz yatırım yapmıyorsunuz, çatınızı kiralıyor şirket. Bakın. Evinizin çatısında diyor ki hiçbir şey istemiyorum senden, sana ayda işte $200 vereceğim diyor. Güneş enerji sistemi kuruyor, yüzlerce ev var orada. Hepsine kuruyor. Bir enerji şirketi bu. Enerjiyi oradan üretiyor, size $200 veriyor. O zaten $400-500 oradan kazanmış oluyor. Böyle sistemler bile var. Bu önümüzdeki dönemde bunların hepsi masanın üstüne gelecek kesinlikle. Çünkü gidişat oraya doğru. Orada ayrı bir şekilde bir işletme oluyor. Evet evet. Yani siz yatırım ortağı oluyorsunuz falan gibi. Ya da dediğimde hiçbir şey yapmıyorsunuz. En son dediğim iyice. Yani bize çok uçuk geliyor. Evet. Sizin çatınızı kiralar. Şey gibi. Hani duvarınızı kiralarsınız. Reklam yapılır. Aynı sistem şey yapıyor. Hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Onlar yatırımı yapıyor. Elektriği şebekeye veriyorlar. Oradan kazandıkları paradan size ödeme yapıyorlar. Yani otel bazında da ilk payım var diye biliyorum şu an kurulum aşamasında. Hem otelleri var, hem alışveriş merkezleri vesaire. Tüm toplu tüketimleri için bir tane tarla tipi güneş enerji santrali kuruyor diye biliyorum şu an. Mesela örneklemesi yakın olduğu için. Ya bunun peki sağlam zarar var mı? Çatıda güneş enerjisi olsun. Hiçbir şey. Hocam, dünyanın en zararsız mesela oluyor ya. Yani cahilliğimden soruyorum. Yok, hiç bilmediğim için. Biliyorum, biliyorum. Hani vardır ya baz istasyonu yakınında. Hayır, bunun hiçbir şeyi yok. Sadece buradaki önemli şeylerden biri çatınızın buna uygun olması. Yani onu ölçüyorlar, hani bir statik bir şey yükleniyorsun bu çatıya. Fakat şöyle söyleyeyim. Daha önceki su ısıtma sistemlerini şu anda rahatça kurabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorlar ona. Halbuki orada çok daha büyük. Büyük var. Çünkü orada su deposu orada. Ama bunda bu çok hafif bir şey. Düzgün kurulduğunda da hiçbir çatınıza da zarar vermeyen hani oradaki en büyük tehdit şu olabilir. Düzgün kurulmadığınızda çatınızı bağlantı noktalarından çatınıza akıntı olabilir. Yani en büyük zararı budur. Ama bu da doğru yapıldığında asla bir şey olmaz. Hiçbir riski olmayan bir şey aslında. Almanya
bildiğim kadarıyla bu şeyde lider güneş enerjisinde değil mi? Almanya hem rüzgarda hem güneşte, Avrupa'da lider. Ben yani sizle biraz önce konuştuk, araştırmıştım hani yapmak için. Biz maalesef Türkiye'de bürokrasiye takılıyoruz. Yani sözde teşvik ediliyor ama hiç kimsenin önü açılmıyor, daha çok şey yapılıyor. O zaman öğrendiğimde Almanya'nın güneş verimliliği Türkiye'ye göre çok %30'larda kalıyor. Aynen. O haldeyken dünyada ona rağmen bunu yapabiliyorlar. Bizde çok daha yani güneş hani güneşlenme süresi deniyor buna. Bizde güneşlenme süresi çok daha uzun. Biz güneş potansiyeli açısından Avrupa'da ikinciyiz. İspanya birinci, biz ikinciyiz. Rüzgar potansiyeli açısından da ikinciyiz. İngiltere birinci. Tabii onun offshore'unu da dahil ediyor. Yani deniz üstünde dahil ediyorlar. Jeotermalde de biz dünya ikincisiyiz aslında kaynaklar açısından. Birincisi İzlanda. İzlanda şu anda bütün enerjisini jeotermalden karşılıyor. Yani neredeyse %100'üne yakınını jeotermalden karşılıyor. Onların biliyorsunuz işte yanardağlar ülkesi falan o zaten o şey üzerine kurulu. Tamamen onun üzerine inşa etmiş durumda enerji sistemleri. Dediğiniz gibi birçok şeyde ilk üçteyiz ama bunlar potansiyeller. Potansiyeller ne kadar kullandığınızla ilişkili. Şimdi buna şöyle bir karbon kilitlenmesi bazen adlandırıyorlar bunu. Biz fosil yakıtlar açısından da dünyanın en fakir ülkelerinden biriyiz. Bizim petrolümüz hemen hemen çok az, yok gibi bir şey. Bir tek Batman. Çok az doğal gazımız var Tekirdağ civarında. Kömürümüzde taş kömürü kaynaklarımız tükenmiş durumda. Verimli olan. Şu anda biz linyit üzerinden çalışıyoruz ki linyit çok verimsiz bir kömür cinsi. Hem kirlilik açısından hem açık alanda yapılıyor. Linyit madenciliği yüzeysel. Yani bütün zemini kaldırarak yapılıyor. İnsan hani çalışanlar açısından daha kolay üretilen ama bütün o araziyi mahveden ve geri dönüşmesi çok zor. Kömür alanlarını şu anda bitmiş kömür alanları ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda biz. O yüzden Türkiye'nin yani fosil yakıtlar konusunda hiçbir aslında geleceği yok. Zaten dünyada hani genel geleceği yok. Hani elimizde hazır kaynaklar olsaydı Suudi Arabistan gibi hani o zaman başka türlü şeyler söyleyebilirdik belki. Ya da başka da bir kaynağımız olmasaydı. Ama bizim yolumuz aslında çok açık bir şekilde hem tarım yani aslında bunların hepsi de bu 21. yüzyıl dünyasında çok uygun. Türkiye'nin potansiyeli genel olarak çünkü tarım ve gıda çok önemli olacak önümüzdeki dönemde. Enerji çok önemli olacak ve yenilenebilir enerji. Biz bunların hepsinde çok büyük bir potansiyele sahibiz. Birazcık işte o karbon kilitlen yani fosil yakıtlara odaklı sistemden çıkmamız gerekiyor. Orada da en çok söylenen şeylerden biri işte kömür hani milli kaynak ucuz gibi. Orada tabii şunlar hiç hesaplanmıyor. Kömürün gizli maliyetleri de var. Şimdi kömür çünkü çıkardıktan sonra o çıkarma aşamasındaki riskler, kirlilik yani kömür çok aynı zamanda hem iklim krizine yol hem büyük bir kirliliğe yol açıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda onun külleri, yandıktan sonraki külleri, sıcak su, yani su ihtiyacı, termik santraller çok büyük oranda su çekerler. Yani bütün bunlar açısından, bunlar hesaplanmadığı için, insan sağlığı mesela faktörü hesaplanmadığı için ucuz geliyor. Ama şu anda bütün yatırımlar dünyada şöyle hesaplanıyor. Bunlara dışsallık deniyor iktisat literatüründe. Siz bir şey yapıyorsunuz ama onun yan faktörleri var. Mesela insan, şu kadar insanın erken ölümüne yol açtı. Bu hesaplanabiliyor artık. O maliyetleri ve o insanların hem can hem de onların tedavilerinin miktarı konduğunda aslında fiyat çok daha yukarı çıkıyor. Ama bunlar gizli, hani şeyin içinde görünmeyen hesaplar olduğu için ucuz gibi geliyor. Ama şu anda şebeke fiyatları açısından güneş kömürden de doğal gazdan da daha ucuz. Bir şey de vardı. Hayvan atıklarına gübrelerin bekletilerek metan gazı haline getirip 28 günde yakılıp evet, enerjiye dönüştürülmesi. Bu da yenilenebilir. Kesinlikle. Tabii biyokütle deniyor buna. Evet. Biyomas olarak geçiyor.
ben hani tek tek hepsini saymadım. Sizin alanınızı Türkiye'de, şey yapmak Türkiye'de için. Türkiye'de özellikle hayvancılığın kesinlikle. Çok olduğu. Hem hayvancılık hem de tarım. Evet. Çünkü tarım atıkları da aynı şekilde kullanılabiliyor. Orada hem biyogaz üretiyorsunuz hem diğer çıktıdan da gübre, kalan da gübre oluyor aslında. Kalan da gübre oluyor. Evet, o yüzden... Süresi çok kısa, 28 gün depolamayla doğru. Metan gazı üretiliyor. Yapılıyor, zaten bunlar yapılıyor ama çok daha fazla yapılabilir. Yani Türkiye tarım konusundaki politikalarının aslında daha fazla, yani biz daha fazla aslında tarım alanımız var. Şu andaki ürettiğimizden daha fazla üretebiliriz. Aynı zamanda oradan bir yenilenebilir enerji kaynağı da üretebiliyoruz. Kesinlikle çok doğru. Yani karbondioksit üretmiyor. Hayır, hayır, üretmiyor. Onlar yani şöyle, bitkiler karbondioksit tutuyor ama o sürekli döngü halinde. Yani onu tekrar şey yapıyorsunuz, o bitkiler tekrar çıkıyor, tekrar atıyorlar. O yüzden bu yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak. Belediyelerin destek vermesi gerekiyor. Yani tamamen hayvancılara böyle bir destek verseler, kendi çiftliklerinde enerjilerini üretseler projeye çok büyük bir destek olacak. Ama bir hayvan çiftliği yeterli olmayabilir diye düşünüyorum. Onun çevresindeki köyleri kamyonlarla toplayarak bir şey tabii ülkeler var şu anda. Şöyle yapılıyor, yani var bu konuda yatırımlar. Varsa. Sadece mesela tavuk çiftliklerini bir marka Türkiye'de çok büyük bir tavuk çiftliği üreticisi, tavuk üreticisi. Onun kendi tesisi var. Yani tamamen kendisine ait. Ama o noktada gerçekten hani belli arazideki çiftçilerin kooperatif gibi de evet öyle kurulabilir. İBR buna da çok para veriyor. Ya vermek istediği alanlardan. Çünkü bunlar dönüştürülmediğinde bu sefer atığa dönüşüyor. Ve o zaman metan olarak şeye karışıyor atmosfere. Bu arada metan karbondioksitten sonra en güçlü, yani en etkili ikinci sera gazı. Hayvancılık ve bitkisel atıklardan temel olarak kaynaklanıyor ve çöpten kaynaklanıyor. Çöp atıklarından, yani vahşice gömülmüş. Bu metan karbondioksitten 20-30 kat daha güçlü bir sera gazı etkisine sahip. Sadece bir şey var, 20-25 yıl içinde yok oluyor. Şu anda metan çok öne çıktı çünkü kısa vadede iklim kriziyle mücadele etmek için metan kaynaklarını hızlıca kesmek gerektiği. Yani çünkü o daha kısa vadeli sonuç verebiliyor. Hemen kestiğinizde 25-30 yıl içinde yok olacak çünkü. Kısa vade için çok önemli bir mücadele alanı olarak kabul ediliyor metan. Barış Bey, biz şöyle bir şey yapıyoruz Dedeman grubu olarak. Aylık olarak tükettiğimiz kilowatt elektriği karşılığında bir bedeli temiz enerji üretebilmek için bir fonu aktarıyoruz. Ayrek. Yani aslında hiçbir şey hani yes yapabiliriz diye düşündük ama yeterli gelmedi. İşte bir arazi bulmamız gerekti vesaire ama hani kumbaraya ne atabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir şeye farkına vardık. O da güzel oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Güneş ve rüzgar, yani yenilenebilir enerji yatırımcıları şöyle bir şey yapıyor. Hakları var. Şimdi onlar fosil yakıtla üretilecek elektrik yerine yenilenebilir enerjiyle ürettikleri için bir miktar, yani ürettikleri kadarın karbondioksit karşılığını karbon kredisi haline getiriyor. Ellerinde sertifika oluyor. Siz büyük ihtimalle onu satın alıyorsunuz. Evet. Yani o karbon offsetleme deniyor buna. Bu da çok önemli bir şey. Yani karbonlarınızı bazı ülkeler mesela eğer özellikle Avrupa ülkeleri bu sağlayamadıklarını gördüklerinde verdikleri taahhütleri başka ülkelerden karbon kredisi satın alıyorlar. Yani para ödeyip çünkü kendilerinin yapacak diyelim ki uygun şey şartlarına sizin örneğinizde olduğu gibi arazi yok, çatı uygun değil. O zaman bu da bir alternatif. Bu biraz daha pahalı bir alternatif. Çünkü durmadan onu ödemeye devam etmeniz gerekecek. Evet ama hiçbir şey yapmaktansa... Tabii tabii, hiç yani çok saygıdeğer bir şey orasını hiç yapma. Hatta bizim dergimiz de Türkiye'nin ilk karbon nötr dergisi. Biz de rüzgar enerjisi üreten firmalardan karbon kredisi alıyoruz o şekilde. Bu da çok önemli. Eğer kendinizin böyle bir şey yoksa ki şöyle oluyor. Yani kapınıza şunu asabilirsiniz. Eğer tüm emisyonlarınızı karbon kredisiyle satın almışsanız...
yeşil enerji sertifikası alıp kapınıza dahi asabilirsiniz. Yani bu şey yenilenebilir enerji ile şey yapılıyor. Yani karbon nötr oluyor aslında. Bu bir formül. Sadece şöyle, orada bir yatırım olmadığı için her sene onu ödemeye devam etmeli gerekiyor. Şimdi kendiniz eğer şansınız varsa yenilenebilir enerji yatırımı, 5 sene sonra siz bir şey ödememeye başlıyorsunuz. O size bedava gelmeye başlıyor. Yani öyle bir şey var ama o da önemli yöntemlerden biri. Bunu ülkeler dahi kullanıyorlar. Bazı Avrupa ülkeleri kendi hedeflerini tutturamadıkları zaman özellikle üçüncü dünyadan, hani gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerden karbon kredisi satın alıyorlar. Oradaki yatırımlardan böyle bir sistem işliyor. Mesela şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum ben. Turizm sektörü malum bir hizmet sektörü, insandan kazanç sağlayan bir sektör. Bu ülkemizdeki özellikle bu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı bilinçlenme oranı nedir? Yani mesela örnek veriyorum, A oteli yenilenebilir kaynaklı enerji üretimi sağlıyor, B oteli sağlamıyor. İnsanların bu otelleri tercih etme sebepleri veya atıyorum tercih etmeme sebepleri olacak mı? Yani bununla alakalı. Kesinlikle olacak. İlk verdiğim veriler aslında ona dair bir şey. Önemli olan bunun tabii iletişimini yapmanız sizin. Yani biz bu şeylerde mutlaka danışanlarımıza anlatıyoruz. Yani bunu gerçekten yapın. Yani şey olarak yapmayın. Gerçek anlamda bunu sağlayabiliyorsanız, sağladığınızda bunu belgelendirin ve anlatın. Bu iki tane işe yarıyor. Bir, size bir itibar ve müşteri potansiyeli oluşturuyor. İkincisi de başkalarının da yapmasını sağlıyor. Bu işler biraz böyle gelişiyor. Yani siz yaptınız, öbür oteli aslında şey yapıyorsunuz, rekabette zorluyorsunuz. O yüzden hani biz sürdürülebilirlik konusunda çalışanlar hep şey yaparız. Yani hikayenizi anlatın. Bu şey değil ama gerçekten yapıyorsanız hani. Çünkü öbüründe greenwashing, hani yeşil boyama olarak adlandırılıyor. Gerçekten yapmıyor. Mesela sadece %10'unu diyelim ki satın alıyor ama ben tümünü satın aldım gibi gösteriyor. Ya da sadece %10'unu üretiyor, tümünü üretiyorum diyor. Bunu yaptığınızda, bunu da yapmamanızı tavsiye ederim. Hem doğru bir şey değil, hem de genelde açığa çıkar bunlar ve tam tersi etkiye yol açır müşteriler gözünde. Çünkü hiçbir söylediğinizde güven duymaz. Ama bunu mümkün olduğunca hem sosyal medyanızda, sitenizde duyurun, hem de gelen misafirlerinize bunu anlatacak broşür olabilir, bir yerde bir hani şey olabilir, plaket olabilir. Çeşitli şekillerde bunu anlatın. Bu çok önemli bir şey. Bu biraz da böyle de büyüyor. Çünkü insanlar birbirine anlatıyor. Biz bir otele gittik. Otel tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışıyormuş. Karbon nötrmüş. Yani havasını atıyor belki. İşte ya önemli değil. Bu çok böyle, keşke havalar böyle atılsa yani. O yüzden çok önemli buluyorum bunu. Kesinlikle ve bunun giderek arttığını göreceksiniz. Şimdi hani %5'i diyelim ki müşterilerinizin bu şekilde şey yapacak. Ama 2 yıl geçecek, %8, %10 bu artacak. Dünyanın öyle bir yere gelecek ki bunlar hani temel belirleyicilerden biri olacak. Yapamayanlar geride kalacak yani. Ne kadar zamanınız? Yeşil oteller var aramızda. Belki onlar birkaç örnek verebilir. Evet, yaptığınız çalışmaları da anlatın. Yani işte o yüzden de biraz da şey yapıyorum. Hani çalışmalarınızı anlatın birbirinize. Çünkü ilham da veriyorsunuz aynı zamanda. Ama zamanımız da zaten yavaş yavaş bitmiş. O zaman ben size çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, bu çalışmalara aktif olarak katıldığınız için. Ben tamamen gönüllülük şeyiyle geldim buraya. Bu çalışmaya destek olmak için. Belediyeniz bu konuda gerçekten Türkiye'nin en iyi belediyelerinden biri, şanslısınız. Ve onlarla birlikte çok daha iyi şeyler yapacağınıza inanıyorum. Ben de benim gibi arkadaşlarım her zaman da sizin yanınızda olacak. Bu hikayeleri daha fazla duyuracağız. Siz belli bir aşamaya geldiğinizde EcoIQ'da bunu iklim haberde mutlaka haber yaparız. Daha fazla duyurulmasını sağlarız. Önemli olan sizin bu konuya içtenlikle sarılmanız. Çünkü gerçekten hem bizim hem çocuklarımızın hayatı için de çok önemli bir şey. Hem işinizde daha başarılı olursunuz, hem daha huzurlu yastığa kafanızı koyabilirsiniz gece yattığınızda. Ben kendimi böyle hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.